Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir Cities Skylines serisiyle karşınızdayız. Oracle Lake haritasıyla oyunumuza başlıyoruz. Açıkçası ben de biraz heyecanlıyım. İlk YouTube çekimi ve kanalımızdaki ilk yayın Cities Skylines olarak başlıyoruz. İlk bölümdeki hedefimiz bu tarafta baktığımızda köy. Daha doğrusu mecradan başlıyor. Mecra köy. Köy olup birinci bölümümüzü kapatmak istiyoruz. Cities Skylines'ta yeni yolları yapabilmek için hepinizin bildiği gibi önce bir yol yapmamız gerekiyor. Bu arada bende bütün DLC'ler var. Bütün DLC'ler var. Afetler açık. Gece modu açık. Yani gerçek bir oyun olmasını istiyoruz. Şimdi ben ucuzundan başlayıp şöyle bir bu yollarla gidip ilerleyen dönemde yolu yenilemek istiyorum. Şöyle bir uzatalım yolu buradan. Şu şekil. Sonrasında birleştirip birleştiği yerde bir kavşakla şehre girişimizi düzenlemek istiyorum. Kavşağı bu şekilde ayarlayıp. Kavşağı büyük yapalım ki daha sonra yerleşimde bir sıkıntı yaşamayalım şu şekilde. Kavşağımızı bir düzenleyelim. Sonrasında tek yönde olmasına gerek yok. Şu yolu şimdilik şöyle bir uzatalım. Şehri bu tarafa kuralım. Haritamız bu şekilde. Şimdilik tabii ki yeni bölge alana kadar burada yapmamız gerekiyor şehrimizi. Buraya bir şehir kurup şuraya küçük bir sanayi yapıp bu bölgeyi açtıktan sonra sanayiyi yolun bu tarafa taşımayı düşünüyorum. O yüzden aslına bakarsanız yolları da paradan çok da kaçmadan bu şekilde yapabiliriz. Aralarda bir tane boşluk bırakacağım yolda çünkü yürüme yolları yapmak istiyorum. Onun için de şöyle 12 kare gelirsek 12'ye 11 gördüğünüz gibi arada bir boşluk oluyor. Bu 12'ye 11 yaptığımız alanları alışveriş yerleri olarak dizayn edelim. Buraya da yerleşim alanı yapalım. Pardon. Yeterli olacak 11'e. Bu hizadan şöyle gelelim. Aslına bakarsanız şimdilik 3 tane yerleşim yeri yeter. Buraya kadar yapacağımız şimdi şöyle keselim. Şimdi sanayimiz için şuradan yolu olabildiğince uzatıp uzak yere yapalım ki sanayi kirliliği, pisi, gürültüsü şehrimize yansımasın. Olabildiğince şuraya. Sanayi için geçici bir sanayi bölgesi olduğu için çok önemsemeyeceğiz orayı. Buraya iki diş. Şöyle sanayi yeterli. Şehrimizin su kanallarını ayarlayalım. Onu da şu şekilde yapalım ben. Son zamanlarda bu yoldan geçirme hastalığı oldu bende. Hani yoldan gitmediğim zaman sanki böyle bir yanlış varmış gibi oluyor. Açıkçası onu uzatalım. Sanayiye de suyu ulaştırmış olalım. Evet, şurası yetmediyse şuradan da şöyle bir su için yeterli olacaktır. Tabi su deposu yapmamız gerekiyor. Onu bu şekil uzatıp şu noktaya bir su deposunu koyabiliriz. Atık su depomuzu da şuraya yerleştirip aslına bakarsanız kurulum için yeterli paramız kalacak. Enerjiyi de kömür santrali de yapalım. Ve şehrimize elektriğimizi uzatmak için de
buradan bu şekilde şehre elektriğimizi ilk başta şöyle alalım. Şuradan uzatalım şehre elektriğimizi. Sonrasında yerleşim alanlarımız için sanayimizi bu şekil verelim. Elektriği alabilmemiz için şehrin şu noktasına önce bir tane giriş için yapalım. Alışveriş merkezi. Şimdi yerleşim yerlerine, binalarımız için gördüğünüz gibi dörtlü yapıyorum. Ve arada yürüyüş yollarının geçeceği şekilde ayarlayacağız. Böyle. Buradan da dörtlü. Bir dörtlü böyle. Bu şekil yaptığımızda o evler aynı ve güzel gözüküyor. Ya benim gibi takıntılarınız varsa, tabii yoksa o da ayrı bir şey. Bazıları yamuk yol yapıyor, evleri ikili üçlü yapıyor. Ama ben öyle olduğu zaman böyle içime sinmiyor bir türlü, oyunu kapatıp bir daha yapmam gerekiyormuş gibi. Yani bu simetri takıntısı açıkçası beni bitiriyor. Evet, şimdi yollarımızı ayarladı. Ha, şu ortayı silelim. Yaptığımıza göre 3000'lik paramız kaldı. Yeteceğini düşünüyorum. İlk aşamada mecra olmak için mecradan köye geçeceğiz. 480 nüfus. Bir başlayalım bakalım. Tabii 3 hızla başlayalım şehir kurulana kadar. Şimdi elektriği bunun almasını hedefliyorum. Buradan çünkü şehre yayılacak elektrik, yoksa tabii evi çok uzağa yaptılar. Arkadaşlar niye o kadar uzağa yapıyorsunuz? Yani şuraya elektriğin geleceği yere ev yapsanız ya. Bakın ondan sonra elektrik problemimiz var diyor. Ama bunu da çözeceğiz tabii biz. Yani çok uzun sürmeyecek gibi düşünüyorum. Çünkü o elektriğin oraya gelmesi ki halen uzun sürdü açıkçası. Halen gelmedi elektrik. Hadi bakalım. Evet. Geldi. Buradan elektriğimizi aldık. Şimdi şuraya evimizi yaparsak ki çok teşekkür ediyoruz kayın apartmanı üyelerine. Kayın apartmanı oraya kurulduğu için elektriğimizde herhangi bir sorun yok. Güzel. Başladık yolumuzda böyle. Altılı şeritten gelip sonrasında şehrin içine gireceğiz. Gireceğiz. Ama bakalım istediğimiz şekilde bir düzenleme olacak mı? Evet, bakıyoruz. Oo, sanayimiz de kuruldu. Sanayide tabii ki bir kirlilik var. Şöyle yakınlaşalım. Güzel. Tabii ki bir şehrin kalkınması için önceliğim sanayi. Bu arada paramız eksiye doğru gidiyor şu anda. Ama bunun çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yerleşimler oldukça ve şehrimize de akşam oldu. Tabii kayın apartmanı bizim için önemli. Daha doğrusu kayın villası bu sanki. Apartman gibi de değil. Yani böyle apartman mı olur arkadaşlar bu bildiğiniz? Güzel bir villa. Ama bizim için kritik bir ev oldu. Hatta bunu tarihi bina yapabiliriz ama sonrasında böyle kalması görüntü açısından hoş olmuyor bana göre. Bakalım buraya ne açılmış. Büyük lokanta. Hamburgerci. Güzel, engelli araçlarına da yer ayırmışlar. Düşünceli bir yer. Burada bir kütüphanemiz var. Kütüphanemizin yanında burada neyimiz var? Penis. Tatlıcı acaba? Tatlıcı olabilir. Büyük lokma. Tatlıcı. Şehrimizde. Evet, paramız da artıya çıkmaya başladı. Ve hemen mecra olduk. Şimdi hedefimize çok az kaldı. Mecradan sonra köy olacağız. İlk bölümünde sonuna geleceğiz size söylediğimiz gibi. Şimdi mecra olmamızla birlikte tabii ki çöp geldi. Çevreyi düşündüğümüzden geri dönüşüm merkezi yapıyoruz biz. Geri dönüşüm, çevre kirliliği önemli. Bu arada elektrik buraya gelmedi. Şehir elektriksiz kalacak. Hemen şuradan şunu bir diş uzatalım. Diyor ki bize commercial alanlarımız yok. Tabii ki hemen biz oraları da dörtlü dörtlü yapmaya devam edelim. Şöyle bir dörtlümüzü de çektik. Buralara yeni mağazalar, tüketim alışkanlığı
bizim de para kazanmamızı sağlayacak. Bu arada mecra olunca vergiler de geldi ama ben şu an için vergileri arttırmayı pek düşünmüyorum. Köy olmamız için de biraz daha yol yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kadar da köy olamayız. Bu kadar yerleşme. Hemen şöyle tekrardan gidelim. Şuraya. Oo, paramız yok. Daha sonra burayı uzatmak için muhtemelen otobanı aşağıdan da geçirebiliriz. Yani otobanı yerin altına sokup rahat rahat büyüyebiliriz gibi düşünüyorum. Ama biraz sıkıntı. Oyun yavaşladığı için 2 hızlı oynayalım biz. Gece çöktü şehrimize. Kuzey ışıkları. Neredeyiz biz ya? Hafif bir kuzey ışıkları da gözüküyor şöyle. Oo. Evet, ay gidiyor. Kabak gibi ay gidiyor. Herhalde güneş doğacak. Atıyorsa buradan, buradan da doğacak. Evet. Şöyle yüzümüzü doğuya çevirdik. Ve güneşin doğuşunu şehrimizden şöyle bir görelim. Bakalım. Artık Teletubbiler kuzey ışıkları efekt gayet güzel gözüküyor gerçekten. Aslına bakarsanız ben böyle oyunları hiç oynamazdım ama Cities Skylines bir hastalık. Yani bir kere başlayınca bırakamıyorsunuz. Gece yatağa yattığınızda bile keşke o yolu öyle yapsaydım gibi bir duruma geliyor. Ya da ben hastalık derecesinde bunu düşünüyorum. Buraya kadar suyumuzu karşıladığı için şimdilik buraya verebiliriz. Hop. Obarey. Hemen de evi yapıyorlar. Yani o kadar güzel şehir yaptık ki herkes buraya taşınmak istiyor. Bu kadar isteğin olduğu bir yerde biz de halka hizmet, hakka hizmet düsturu. Öyle yapma. Paramız biraz yavaş geliyor paramız. Paramız yavaş geliyor. Ev ihtiyacımız var. Sanayi, manayi yok. Ama eve ihtiyacımız var. Paramız geldikçe evi de yapacağız arkadaşlar. Bakın vergiyi yükseltmiyorum. Bana böyle acil ev ihtiyacı falan. Biz de sizi düşünüyoruz az vergiyle. Bu yolda devam etmek istiyoruz. Biraz hızlandırırsak oyunumuzu daha hızlı bir şekilde para gelecek. Biz de evimizi yapabileceğiz gibi duruyor. Şu an nüfusumuz 789-800'e yükseldi. Evet, muhtemelen bu evleri yerleştirdikten sonra köye artık bir köy olacağız. Orada bir köy var uzakta dedikleri köy biz olacağız. Dörtlü dörtlü güzel güzel yumuşak yumuşak gidiyoruz. Sağlık hizmeti ve okul açıldı ama henüz okul yapmayı düşünmüyor. Cahil kalabilirler şu anda. Aslına bakarsanız cahil kalmayacaklar ama öncelik nüfusumuzu arttırmak. Oo, su gelmiyor. Hemen su gelir gümbür güldür gel de yaver güldür diyoruz. Ve suyumuzu da çekiyoruz. Artık suyunuz da var. Hemen yerleşiyorlar. Muhteşem, muhteşem. Bakalım. Hop. Geldi. Artık köyüz. Artık köyüz. Yeni yer alabiliyoruz. Ve polis, itfaiye de geldi. Tabii ki önceliğimiz polis ve itfaiye yerleşimine gitmek. Şuraya hatta bu bölümün sonuna gelmeden polis ve itfaiyemizi koyup da gidebiliriz. Ama bakalım şöyle bir. Şimdi bunları buradan taşıyacağız. İsterseniz ilk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde yeni yerleşime, sanayi bölgemizi taşımayla polis ve itfaiye binalarımızı yerleştirip yaya yollarımızı olmasını umut edeceğiz. Bu aşamada yaya yolumuz yok. Şimdilik ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizim için çok değerli, yeni kurulan bir kanalız. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.